ta dünden bugünümüze uzanan bir değerdir. Havadır, göktür, yerdir, varlığımız Türkçedir. Taşkent'ten Akmola'ya, Bakü'den Ankara'ya, Üsküp'ten Kosova'ya gürlüğümüz Türkçedir. Güneş gibi parlaktır, akan sonsuz ırmaktır. El üstünde bayraktır, hürlüğümüz Türkçedir. Gönlümüzde çağlayan, üzümüzü dağlayan, bizi bize bağlayan dirliğimiz Türkçedir. Sazımızda türküdür, hasımlara ürküdür, vazgeçilmez ülküdür, birliğimiz Türkçedir, dirliğimiz Türkçedir. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, bugün Dil Bayramımızın 92. yılını kutluyoruz. Öncelikle siz sevgili Türk gençlerini sevgilerimle selamlıyor, bayramınızı kutluyorum. Bu bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 26 Eylül 1932 günü toplanan 1. Türk Dil Kurultayı katılımcılarını rahmetle şükranla anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Değerli gençler, öncelikle bu bayramı kutlamamıza sebep olan nedenler üzerinde duracağım. Yani 1932'den evvel bizim dilimiz Türkçe değil miydi ki sorusuna yanıtlarla başlayacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önce yaşamış olan iki büyük Türk İmparatorluğundan örnekler verdiğimde niçin bu bayrama gerek duyduğumu çok iyi anlayacaksınız. Bu imparatorluklar Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey adıyla, şanıyla Türktür, adı da Türkçedir. Oğulları Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in adı Türkçedir. Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'ın adı Türkçedir. Ama Farslı Nizamülmülk'ün baş veziri olarak atanması ile Türk sultanlarını Melikşah, Keykubat, Keyhüsrev gibi Fars isimleri almaya başlamışlardır. Aslen İran'ın Tuz şehrinde dünyaya gelen Nizamülmülk saraya baş vezir olduğu yıllarda Siyasetname eseriyle dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonraları adına açılan Nizamiye medreselerinde resmi dil, eğitim dili Farsça olarak kabul edilmiştir. Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinin akıbetini de siz biliyorsunuz. Diğer bir imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'dur. Kurucuları özbeöz Türk olan ve Osmanoğulları Birliği ilk başta tamamen Türkçe konuşan bir devlet olarak dünya tarih sahnesine çıkmıştı. Ancak daha sonraları Osmanlı Devleti de Türkçe, Farsça, Arapça karışımı bir Osmanlıcayı devlet dili kabul edildi. Özellikle de Yavuz Sultan Selim'in Arap Ebu Suud Efendi'yi getirip Şeyhülislam yapmasıyla birlikte Osmanlı Devleti tamamen Arap ve Fars dilinin hegemonyası altına girmiş, Türkçe unutulur hale gelmiştir. Anadolu'daki Türk köylüsü Türkçe konuşuyordu ama saray dilini hiç anlayamıyordu. Yunus Emre Türkçe sesleniyordu ama Osmanlı sarayı Yunus Emre'nin sarayında konuşulan dili bilmiyordu. Karacaoğlan o dönemde yaşamıştı ama Karacaoğlan özbeöz Türkçe yazıyor, Türkçe konuşuyor, Türk şiirlerini Türkçe dile getiriyordu. Ama devlet dili olan Osmanlıcayı asla bilmiyordu.
İşte Yunus Emre'ler, Karaca Oğlanlar, halk ozanları, halk aşıkları, Türkmen aşıkları ses bayrağı, Türkçenin ses bayrağını yapmış. 600 yıllık Osmanlı Devleti'ndeki Araplaşma sürecinde Türk Anadolu insanını Türklüğünü hiç unutmamasına sebep olmuş, Türkçeyi unutturmamıştır. Onları da hayırla yad ediyorum. Osmanlı saltanatının sonunu da anlatmamıza gerek yok. Hepiniz ne halde geldiğimizi biliyorsunuz sevgili gençler. Türkçenin dirilişi. İkinci meşrutiyetin ilanı ile bilhassa Türkçü aydınlar ile başlayan Türkçenin sadeleştirme isteği Cumhuriyet'in kuruluşu ile devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkçe'ye verilen önemin somut sonuçlardan biri dil bayramıdır. Dil bayramı biri resmi olmak üzere iki farklı tarihte kutlanmaktadır. Sevgili gençler, şu ana kadar hep Türk, Türkçe, Türk dili üzerine bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ancak şimdi sizlere dil nedir, millet hayatında dilin önemi nedir ki bu kadar üzerinde duruyorum, bu sorulara bir açıklık getirelim ve kaldığımız yerden konumuza tekrar dönelim. Sevgili gençler, dil bir milletin kimliğidir. Şahsiyet vesikasıdır. O kimlik kolay elde edilmez. Para ile pul ile satılacak bir nesne değildir. Dil doğrudan doğruya ulusun varlığının sembolüdür. Yani dil demek ulus demektir. Bizim dilimiz Türk dili. Yani Türkçemiz bizim namusumuzdur. Uzun yıllar, asırlar öteye uzanan bir köprüdür. Onun için Türkçe bizim ses bayrağımızdır diyoruz. Dil aynı zamanda emperyalizmin en önde gelen silahıdır. Son 50 yıldır İngiliz emperyalizmi diliyle dünyayı istila etmiştir. Fars ve Arap emperyalizmi Selçuklu ve Osmanlı devletlerini dillerinin ve dolayısıyla kültürlerinin etkisi altına almış, Türklüklerini unutturmuştur. Dil birliği sağlanmadan millet, yani ulus olunamaz. İlk önce dil birliğini sağlamamız gerek. Çünkü dil tüm Türk illerine ulaşan ses bayrağımızdır. Tekrar kaldığımız yere dönersek, ne demiştik? Birisi resmi olarak kutlanan dil bayramı, diğeri resmi olmayan dil bayramı. Resmi olanından başlayalım. Atatürk, Türkçeyi Türk kültürünün en önemli ögesi olarak görmüştür. 1926'da Azerbaycan Bakü'de 1. Türkoloji Kurultayı'na temsilci göndererek Türk dünyasında ortak dil ve alfabe konusundaki gelişmeleri yakından izlemiştir. 1928'de harf devrimini gerçekleştirdikten sonra Türk dilinin kökeni, gelişimi ve sadeleştirilmesiyle dünya dilleri arasında hak ettiği yeri bulması için Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurdurmuştur. 26 Eylül 1932'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan 1. Türk Dili Kurultayı'nın temel amacı da Türkçenin diğer diller karşısında zengin bir dil olduğunun araştırılıp ortaya çıkarılmasıdır. Çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı, sanatçı gibi önemli meslek gruplarının temsilcilerinin katıldığı 1. Türk Dil Kurultayı'nın 9 gün süren bütün oturumlarına katılan Mustafa Kemal Atatürk
tez adı verilen bir bildiri dinlemiş, notlar almış, mola verildiği zamanlarda da dil bilimcilerle sohbet etmiştir. Yurt dışından uzmanların da katıldığı kurultayı 3000'e yakın dinleyici takip etmiştir. Kurultayda konuşan Fuat Köprülü o günü Rönesans olarak tanımlamıştı ve şöyle diyordu. Kurultayımızın ilk toplandığı 26 Eylül tarihini, milli Rönesansımızın bu başlangıcını o küçük, zayıf tebessümlerden daha büyük mukyasla bir devamı değil, birbiriyle ahenkter ve muazzam bir kül teşkil eden Türk inkılabının en tabii ve belki de en azametli neticesidir demişti. Son gün Kurultay Başkanı Kazım Özalp, şair ve yazar Halit Fahri Ozansoy'un bu büyük toplantının Türk dilinin bayramı olması nedeniyle açılış günü olan 26 Eylül'ün dil bayramı olarak kutlanmasını teklif ettiğini bildirmiş. Kurultay üyeleri de bu teklifi kabul etmişlerdir ve 26 Eylül dil bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Binlerce yıllık Türk tarihinde Türkçenin korunması ve devlet dili olması için daha önceki yönetimler tarafından fermanlar yayınlanmış ve halka duyurular yapılmıştır. Bunların arasında en çok bilineni Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihinde "Şimden yürü, hiç kimesne, kapıda, divanda ve mecliste ve seyranda Türk dilinden başka dil söylemeyeler" şeklindeki yazdırdığı söylenen fermandır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in adından bu şekilde ilk defa bahseden ünlü tarihçi Fuat Köprülü'dür. Bazı araştırmacılar dil bayramını Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanına denk gelen 13 Mayıs'ı Türk Dil Bayramı olarak kutlanmasının gerektiğini söyleseler de o fermanda devlet hayatındaki 26 Eylül Türk Dil Kurultayı gibi Türkçenin gelişmesi için bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. O nedenle bizim için en kabul edilmiş olanı 26 Eylül Türk Dil Bayramı'dır. Sevgili gençler, dilin önemini daha iyi anlamak için millet ve dil ilişkisine de göz atmamız gerekir. Millet nedir? Milletin tarifi çok güçtür sevgili gençler. Bir eşya değil, bir toplum birimi ve içtimai bir meseledir. Millet sandalye, masa, tahta gibi bir maddeyi tarif etmek gibi bir şey de değildir. Millet çeşitli fikir adamlarının birbirlerinden farklı şekillerde tanım yapmalarının nedeni tarih yapan şahsın mensup olduğu millet veya ideolojiye fayda sağlamaya çalışmasındandır. Milletin tanımıyla ilgili olarak sorulan sorulara şimdiye kadar yüzlerce cevap verilmiştir. Millet sözcüğü Arapça kökenli olup din veya mezhep, bir din veya mezhebe bağlı topluluk anlamındadır. Osmanlı Türkçesinde 20. yüzyıl başlarına kadar bu anlamda kullanılmıştır. Halen ülkemizde bu anlamda kullanan binlerce insan mevcuttur. Biz küçükken Sübyan Mektebi'ne gidiyorduk. Bize öldüğümüz ve kabire konduğumuz anda sorgu sual melekleri dinin ne, mezhebin ne, hangi millettensin sorusuna Halil İbrahim milletindenim dememiz gerektiği öğretilmişti. İşte Osmanlı'da millet kavramının dini bir kavram olduğu böylece kanıtlanmış oluyor.
19. yüzyılın ortalarına doğru millet olgusu Fransızca'da ve İngilizce'de aynı atadan gelenler topluluğu. Yani kavim ve aşiret anlamına gelen nasyon sözcüğü ile ifade ediliyordu. Fransız fikir adamlarının bir kısmı da kültür birliğinin doğurduğu cemiyet birimidir tezini savunuyorlardı. Almanlara göre millet aynı soydan gelen insan topluluğudur. Örnekleri çoğaltmadan diyebiliriz ki her ulus kendi çıkarına uygun bir millet tanımı yapmıştır. Türkçe'de ne millet, Türkçe'de ise millet Orhun yazıtlarında ifade edildiği gibi ulus demektir. Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügat-ı Türk'ünde budun olarak ifade edilmektedir. Ulus, siyasi amaçla bir araya gelmiş olan boylar konfederasyonunu ifade eder. Yani budun ile aynıdır. Kabul edilen değerlere baktığımızda dil, kültür, din, soy, vatan, müştereklerinin hepsinin veya birkaçının belirlediği bir cemiyet birimidir millet. Bu değerlerin hiçbirini tek başına milleti teşekkür ettiremez. Müşterek birkaç unsur veya bu değerlerin hepsi var ise ancak o zaman millet teşekkür etmiş olur. Ancak bir millette ne kadar çok müşterek var ise milli birlik o kadar çok kuvvetlidir. Millet asla soy değildir. Çünkü soy genetik, millet ise memetiktir. Soy olmasa da müştereklerde birleşmedir. Türk milletinde tabiiyet birliği bazı Türk topluluklarında görülen ufak tefek farklılıklar dışında yukarıda saydığımız unsurların hemen hemen hepsinin müşterekliğini sahiptir. Bu müşterekliğin çokluğu pek az millete nasip olmuştur. Daha önce belirttiğim gibi bizde millet 20. yüzyılın ortalarına kadar hep ümmet anlamında kullanıldığı için millet yerine her türlü ulus veya budun demekten hep kaçınmışızdır. Türk milletini meydana getiren faktörler tabii veya objektif manevi veya subjektif olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii ve objektif değerlerin başında dil, yurt ve soy birliği gelir. Manevi veya subjektif değerlerde kültür, din, vatan gibi değerlerdir. Saydığımız umdelerin içinde, özelliklerin içinde, müştereklerin içinde en önemlisi dil birliğidir şüphesiz. Bugün 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutluyoruz. O nedenle bu dil birliği ve dil konusuna biraz daha ağırlık veriyoruz, mecburuz. Dil birliği, dil bizim kabullerimizin en başında gelir. Dil birliğini sağlayamayan bir topluluğun millet olma vasfını kazanması mümkün değildir. Çünkü dil nesiller arası bağ kuran bir kültür aracıdır. Dil milli kültür ve düşünceyi saklayan, koruyan hazinedir. Dil yaşayan ve gelişen bir organizmadır. Geliştirirken asla yapısı ve fonetiğiyle oynamamak gerekir. Türkçemizi kuralına uygun doğru kullanıp yazmak zorunluluğunda olduğumuzu unutmayalım. Dil yok olunca ulus yok oluyor. Örneğin Bulgarlarda ırk olarak Türktür ama dilleri Slav dili olduğu için biz onlara Türk demiyor, Slav diyoruz. Sovyetler Birliği'nde
1917'de Bolşevik ihtilalinden sonra Sovyetler Birliği coğrafyasındaki bütün PYK devletler, Sovyetlere bağlı devletlerde hepsinde Kiril alfabesi mecbur edilmiş, Rusya'dan başka dil konuşulması katiyetle yasaklanmıştır. Böylece dili yok ederek milliyet fikrini yok etme amaçları da bu yüzdendir. Türk dilinin fonetiği ve matematiği olan okunması ve yazılması en kolay bir dildir. Dilin fonetikliği ses ve ton eğitimini birlikte yapılmasıdır. Dilde tek başına bir anlamı olmayan ancak anlam ayırt edici özelliği söz konusu olan birimlerine fonem diyoruz. Türkçemizde her bir harfle karşılık gelen bir fonem bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkçe yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dildir. Türkçe'de 8 tane sesli, 21 tane sessiz fonem yapıcı ses vardır. Türkçemiz özne, tümlet, yüklem kuralına uygun olarak kurulan akıcı, anlaşılır, bilinir gibi parlak bir dildir. Sevgili Türk gençleri, sizlere son olarak önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sular gibi berrak ve akıcı dilimize sahip çıkıp Türkçemizi kurallarına uygun olarak geliştirmenizdir. Yani sözcük türetirken kök artı yapım ekleriyle öz Türkçe yeni sözcükler türetebilir. Örneğin Azerbaycan Yazıcılar Birliği plaj yerine çimerlik sözü türetmişlerdir. Ne kadar hoş bir sözdür. Biz kompütür yerine ne demişiz? Bilgisayar demişiz. Ne kadar çok güzel bir sözcük türetmişiz. Biz e-mail yerine el mektup demişiz. Ne kadar güzel bir sözcük türetmişiz. Örnekleri çoktur. Postmodern olduklarını ifade eden dinimizin düşmanlarına da okumayarak onlarla mücadele edelim arkadaşlar. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, tekraren hepinizi sevgilerimle selamlıyorum. Dil bayramınızı kutluyorum. Ses bayrağımız olan Türkçemizi yaşatmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla. İlk duyduğum ninni ağaç beşikte Türkçe söyleşirdi, Türkçe gürlerdi. Ay şafak gecede, ninem ışıkta Türkçe ağlaşırdı, Türkçe inlerdi. Düğünde, dernekte çalınan sazlar, aşığın dilinden çıkan avazlar, pınar başlarında gelinler kızlar, Türkçe ağlaşırdı, Türkçe dinlerdi. Çoban kavalında işli nameler, Yunus'tan duyduğum ilk ilahiler, çevrede gördüğüm tüm esamiler, Türkçe dertleşirdi, Türkçe derlerdi. Sevda yüreklerin yanık türküsü, çelik bileklerin Turan ülküsü, şimşekte parlayan gök gürültüsü, Türkçe konuşurdu, Türkçe gürlerdi. Böyle değil idik eskiden dostlar, hep bizi söylerdi dilde şarkılar. Bostanda sekiyen kınalı kuşlar, Türkçe gülüşürdü, Türkçe ünlerdi, Türkçe gülüşürdü, Türkçe ünlerdi.